Kolundaki şeyi vursak. Evet, Titan yanımıza kadar geldi. Selam millet, Dedir Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda Ark Survival Evolve oyunumuzun Extinction DLC'sine kaldığımız yerden devam ederken hep birlikte bir Forest Titan kombatı göreceğiz. Evet, önceki videolarımızda pek çok aksiyon yaptık. Gayet düzgün bir şekilde oyunun kodlarıyla, istatistikleriyle, çarpanlarıyla oynamadan devam ettik. Bu arada tek kişilik oyunda çarpanlarla oynamak derken, çarpanlarla oynamak için açıp isterseniz sonradan tekrar kapayabiliyorsunuz. Ben de siz kardeşlerime dedim ki tek engramlarla, robotlarla bir şeyler yapalım mı? Sizlerden yapalım cevabı geldi. Bunu yine bir yardım almadan, kodlarla, hileyle yapmanın yolu boss'u kesmek ama hileyle alacaksak bile tek üreticiyi alıp kuramıyoruz. Çünkü engramlar kapalı olduğu sürece o bir işe yaramıyor. O yüzden bir tane boss'u alt etmemiz lazım. Ben de şu anda o boss'a doğru emin adımlarla ilerlemek istiyorum. Şimdi hep birlikte Forest Titan'a gideceğiz. Ben de siz kardeşlerime sormuştum. Gelen cevaplar doğrultusunda oyunun çarpanlarını biraz arttırmaya karar verdim. İşte hasarı 3-5 kat, onu 3-5 kat falan diye arttırdım. Forest Titan'la bir kapışmayı deneyeceğiz bakalım. Neler yapacağız, neler yapamayacağız görelim. Forest Titan için şuralarda bir tane böyle o büyük yarığı bulup oradan aşağı doğru orman bölgesine gidip ondan sonra orman bölgesinin içinde bir mağara yolu ardından bir mağara bulacağız diye düşünüyorum. Titan'ın konsolunun yanına ulaştığımız zaman mağaranın içinde onu çağırmak için gerekli bir tane eşyayı bize verecek. Bir de Corrupted Heart'lar, bir şeyler, birçok şeyler isteyecek bizden. Onları da kodla alıp Titan'ımızı çağırıp gel buraya deyip ondan sonra Mutlu Mesut Titan'ımızı döveceğiz. Aslında evcilleştirmeye çalışacağım bakalım. Şu dalış var ya beni benden alıyor. Beni benden alıyor bu dalış. Çok güzel değil mi ya? Gerçekten çok güzel. Şöyle bir rotama bakayım. Evet, şuralara doğru gidiyor olmamız lazım. Kardeşlerim, tam olarak haritanın şurasında, aha şu elimin altında görüyorsunuz, mavi okun olduğu yerde bir tane mağara buldum. Ve sanki bu mağara bana o mağaraymış gibi geldi. Şimdi yavaş yavaş mağaranın içine doğru gidiyoruz. Bu arada normal default, daha doğrusu ayarlarından hiçbirini değiştirmediğim için oyunun, mağaralara girdiğinizde kuşla falan biliyorsunuz sizi, kuşun üzerinden atar. Ama ben şu anda uçanlar mağaraya girebilsin diye seçtim. Bakalım bu etkili olacak mı? Şu anda mağaradayım. Uçanlar mağaraya girsin seçeneği herhangi bir şekilde bir anlam teşkil etmedi. Ne kadar hoş değil mi? Herhangi bir şekilde mağarada uçmaya izin vermedi. O zaman rezalet yaşadık demek oluyor. O zaman üzülerek belirtiyorum ki buradan sonraki yolculuğumuzda bize kar baykuşumuz eşlik edemeyecek. Evet kardeşlerim, hatırlatıyorum, bu sadece Titan'ı görmek için ve tek engramları açmak için yaptığımız bir savaş. O yüzden tamamen doğal yollarla elde etmiş olduğum, bileğimin hakkıyla temin ettiğim 595. level mana garmurum var. Gördüğünüz gibi sadece milyonlarca hasar vuruyor, sağlığı falan var. Hani bu da 10.000 vuran Velasaur vardı ya, işte 10.000 vuran Velasaur gibi bir şey. Bu dinozorun güzel yanı, bu uçmadığı için, bir yer dinozoru sayıldığı için onun üzerinden beni atmayacaktır. Zaten buranın içinde gördüğünüz gibi çok sayıda dost dinozor var. Hepsi sadece bizi kucaklamak için yanımıza geliyorlar. Kesinlikle bize dalmak gibi kötü bir niyetleri yok. Kesinlikle bize dalmak gibi kötü bir niyetleri yok. Şimdi yolculuğumuza devam edebiliriz. Siz ne yapıyorsunuz tam olarak? Tam olarak ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hayır, kendisi tabii ki ölmedi. Kendisi orada manyağı bağlamış sadece. Kendisi manyağı bağlamış. Gel bakayım. Gel bakayım canım benim. Seni ne yaptılar? Korkuttular mı seni? Seni korkuttular mı? Sen üzülmüşsün, hemen öyle arkanı dönmüş gidiyorsun. Bu mağaralara acaba girip de buralardan sağlam çıkmak için insanlar nasıl gruplarla ilerliyor? Nasıl güruhlar, gruplar kuruyorlar buralardan sağlam çıkmak için? Çünkü gördüğüm kadarıyla öyle böyle değil yani buradaki canlılar. Benim de üzerimdeki şeyi kırmışlar. Neden? Çünkü şu pislikler, ben oyunda en sevmediğim tipler, şu böceksi yaratıklar. Bu böceksi yaratıklar zırhları kırıyor.
Böceksi yaratıklar zırhları kırıyor. Raptorlar dinozordan sizi aşağı indiriyor. Ama ne eğlenceler, ne eğlenceler. Yani var ya, bu Forest Titan mağarasında mesela, o yüzden hayatta kalmak bile marifet. Hayatta kalmak büyük meziyet yani. Sus, ağzına vururum. Her kıyıda köşede bir tehlike var. Vallahi işte biz de naçizane yolumuzu bulmaya çalışıyoruz burada, bakalım. Bu mağaranın içine girip de böyle elini kolunu sallayarak dolaşacak adamlar kimler? Bakar mısınız? Seviye seviye her şeyden var. Biraz önceki kabustan zaten sağlam çıkmak mucize gibi bir şeydi. Bir sürü böcek üzerimize atlıyor. Üzerine bizi bineğimizden indiriyorlar. İşte yine oldu aynısı. Efsane ya. Purlovyaların başarısı değil mi bu da? Bu Purlovyaların başarısı. Vallahi helal olsun. Ama sen beni takip etmen lazım. Benim, sen niye böyle delirdin? Turlovya'ya sinirlenmiş o. Tamam, şimdi oldu. Vay be, bütün her şeyi yaptığımız halde, her tür bilek hakkı ile elde edilecek şeyleri aldığımız halde yine de bu kadar zorlanmamız ne kadar ilginç. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol yavrum. Daha da aşağılara, derinlere doğru gidelim. Daha da derinlere doğru gidelim. Tek yapıları bulduğumuz zaman iyiyiz demektir. Tek yapıları bulduğumuzda doğru yerdeyiz demektir. Evet, burada bir şey bulduk. Bu galiba bize lazım olan ilk şeydi. Ganimet sandığıymış bu, pardon. Ne çıktı? Plan çıktı. Mükemmelsin ya. Bu kadar ilerlemiş, buralara kadar gelmiş bir tane oyuncu mesela bunu görünce bence çok sevinecektir. İçinden deri kıyafetler falan planlarını veren bir tane ganimet sandığı. Oo. T-Rex. Keşke bunların böyle şekilleri haricinde de bir işe yarayan yanları olsaydı. Teknoloji olmaları sadece süs olmasaydı. Bilmiyorum neresi doğru yol. O yüzden bulduğum ilk yoldan doğru gidiyorum şöyle. Burada ne buldum? Başka bir ganimet sandığımı. Eser. İşte büyüme eseri. Sen mükemmelsin ya. Bir şey söyleyeyim mi? Sen bir tanesin. Gerçekten sen bir tanesin. Şuraya doğru uçup bir konarsam mükemmel olacak. Yalnız böyle bir şey yok. Kardeşlerim, mağaranın sonunda, en sonunda Forest, çok affedersiniz, Frost diyorum. Forest Titan'ı çağıracağımız yerde sakın zannetmeyin ki yeni bir Managamr çağırdım. Sakın böyle bir şey zannetmeyin yani. Kesinlikle ilk çağırdığımız bu. Etraftaki cesetlerden beni ısırıp yok edemediklerimden, baktığınızda gördükleriniz de sadece geriye kalanlar. Galiba burada abartmıyorum, 150'ye yakın, 150 vardı ya, 150'ye yakın dinozor vardı burada. Nasıl kombolar, bağıranlar, kaçıranlar, bilmem ne yapanlar, zırh parçalayanlar. O yüzden birdenbire şöyle üzerimde yepyeni bir zırh setinin oluşması gerekti. Gerekli eşyaları da şöyle aldıktan sonra kardeşlerim terminale geliyoruz. Forest Titan terminali. Forest Titan'ı çağırmak için istemiş olduğu 100 tane kirlenmiş kalbi, 10 tane sauropod omurgasını, 10 tane tiranosaurus kolunu ve bir tane büyüme eserini atıyoruz. Sonra da birimi üret diyoruz. Evet, Forest Titan'ı çağırıyorum. Çağırıyorum o Forest Titan'ı. Daha doğrusu Forest Titan'ı çağırmıyorum. Kendimi Forest Titan'ın yanına ışınlıyorum. Forest Titan'ın yanına ışınlanarak
ne menen bir canlıymış, neler yaparmış hep birlikte göreceğiz. Hep birlikte Forrest Titan'ın maceralarını anlayacağız. Çocuğum ne yapıyorsun acaba? Ha? Bizi Forrest Titan'ın yanına ışınladı. Şimdi sen bir sakin dur, tamam mı? Burada davranışta da hedefime saldırır değil, pasif de bakayım ne yapacaksın. Evet, Forrest Titan'ımız karşımızda. Oo, istediğim gibi uçabiliyorum burada. Güzel. Gördüğünüz gibi Titan'ımız değişik aksiyonlar yapıyor. Şu canlılar bildiğim kadarıyla Forrest Titan'ın bize yardımcı olmak için verdiği şeyler. Bu canlılar Forrest Titan'ın bize yardımcı olmak için verdiği bir şeyler. Beni de normal ormanın ortasına atmış. Omzumda görmüş olduğumuz şu şeyler onu tamimlememiz konusunda bize yardımcı olacaklar. Onları şöyle vurmamız lazım. Onları kesinlikle vurmamız lazım. Kristali vurduğumuzda Forrest Titan'a hasar vermiyoruz bildiğim kadarıyla. Kristali vurursak kristal parlıyor. Diyor ki güzel bir şey yaptın, beni vurdun. Bravo sana diyor. Sağı solu tokatlıyor ama yaratık. Vallahi galiba gerçekten iyi bir şey yapıyorum. Vuruyorum o kristali. Çünkü gitgide açılıyor ya da Forrest Titan bana yaklaşıyor. Birinden birisi. Şuradan makinalımı çekeyim. Yavrum, bana yaptığın hareketler beni korkutuyor. Bana doğru herhangi bir girişimi yapmasan da şu anda bir şeyler yapıyor, bir kombolar. Dur dur, Titan'a vurma. Kolundaki şeyi vursak. Evet, Titan yanımıza kadar geldi. Şöyle onun yanından uzamam lazım. Çünkü kendisi tehlikeli bir abimiz. Her an her şeyi yapabilir. Bu taktiği her seferinde kullanabiliriz. Ondan biraz uzaklaşırız. Ondan sonra omzundaki şeyleri vurmaya devam ederiz. Kristalleri. Oo, hasar vurmak için çok uzaksın diyor Titan'a. Bakayım şu anda yeterince yakın mıyım? Hayır, hala çok uzaksın diyor. O zaman canlımızın üstüne binelim. Şöyle biraz yere doğru inelim. Ha, Corrupted bir şeyler çıkıyor buradan. Corrupted, o Corrupted olan şeyle benim bir saniye buralarda. Ha, şimdi çakozladım durumu. Ben durumu şimdi çakozladım. Corrupted olan şeyler yakında bana hareket edecek hiçbir yer bırakmayacak. Yakında hiçbir yer kalmayacak hareket edebileceğim. Benim acilen şu guguşlara ihtiyacım var. Evet, kristali vurdum. Gerçekten kristali vurdum. Bir daha vurdum, bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Hatta bir daha vurdum. Onun çağırdığı o alevli kuşlardan var mı? Şurada var galiba. O da çok uzaktaymış ya. Şunların arasından dokanmadan geçeyim. Hayvanlar şey yapıyor. Bir garip oluyor. Bir şey değil. Hayvanlar bir garip oluyor yani. Benim anında şu ağaçları yok etmem lazım. Gel bakayım buraya kuş. Evet. Kuşun üstüne bindim. Güzel. O, hem de anında yıktı ağacı ama dönüş mesafesi çok kötü gerçekten. Yık yık yık. Güzel. Onun 40 saattir rezil ettiği ormanı bir turda hallettik. Bir turda ormanı kurtardık. Baya baya bir yer şey yapmış ya. Aa, dayanıksız, yetersiz dayanıklılık, yetersizlik her neyse, onu söyleyerek gitti. Demek ki bir tane daha almam lazım. Neyse ki ortamda onlardan çok var. Peki sana doğru bir tur atsam.
Sen omzundaki şeyi yaksam. Başka ne var? Bir yerlere daha kötü işler yaptın sen galiba. Evet. Orada bir tane ağaca yapmış. Bir şey söyleyeyim mi? Senden korkuyorum biliyor musun? Çok da ilişmek istemiyorum sana. Çünkü şimdi dayanıklılığı bitti derse eğer ben buralarda böyle aksiyonlar yaparken çok kötü olur. Şuradan atlayayım galiba biraz yukarıdan atladım. Neyse iyiyim. Yavrum uzak dur. Kiminle kapıştığını bilmiyorsun. Fena gitmiyoruz şu an için. Sağım solum bir kontrol edeyim. Evet. Bir şey yaptı ama döndüm arkama kaçtım. Bakmadım bile arkama. Vallahi arkama bakmadım. Şu kristali patlatayım derken titan hasar veriyorum diyeceğim de titanın yediği hasarlar çok komik ya. O kadar komik hasarlar veriyorum ki kendisine. Aa ne oldu? Titana bir şeyler oldu. Dur bakayım. Birazcık mana garmamıza dönelim o zaman. Ha yok. Omza hasar vuramadık. İyi olmadı bu. Şöyle inelim biz yine. Hatta öbür tarafta bir tane canlı gördüm. Onun yanına doğru gideyim. Anladınız mı şimdi boss kombatlarında, titan kombatlarında neden bu canlıdan bahsettiğime? Neden bu diyorum? Neden mana garmır diyorum? İşte bu yüzden diyorum. Gel buraya gel. Delikanlı. Buraya gel. Sen bana lazımsın. Seninle şöyle biraz temizlik yapmamız lazım. Eğer bu orman böyle toptan batarsa yalan olur gideriz. Biraz da senin omzunu yaksam. Evet yaktım. Ve oradan hızlıca hemen uzadım. Olay daha da ciddileşmeden önce. Ah! Bunu yapma. Titanın burnunun dibinde beni atma. Yavrum kaç 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 kaç. Daireler çiz kaç. Çok yaklaştı bana. Bu hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Zıplaya zıplaya kaçıyorum hemen bak. Bir şey daha yapıyor. Vallahi bir şey yapıyor ama ne yapıyor bilmiyorum. Kristalleri vuruyorum ben de o zaman. Fırsattan istifade. Sadece kristali vursam o adama bir şey olmazmış. Ben kristali vuramıyorum belli ki. Adama da hasar veriyorum. Yavrum Guguş neredesin? Neredesin? Götür beni buradan. Çabuk götür beni buradan. Bak, bak terbiyesi. O da belki gider dedim karambolden. Sadece bir tanesini götürebildi. Bir de şu omza sortu yapsam senin. Güzel. Omza sorti başarılı. Bir de diğer omza sorti yapsam. Ya bir anda bir hata yapacağım ve löp diye öleceğim diye o kadar korkuyorum ki. Başarılı dönüyormuşsun bu arada sen. Helal olsun sana. Hayvan dönemedi resmen ya. Kristalin bir canı var mı? Yoksa ben boşa mı kürek çekiyorum? Abi beni buglayıp haritanın altına atacaksın diye korkuyorum ha. Vallahi buglanıp haritanın altına gideceğim diye çok korkuyorum. Gerçekten ürküyorum yani ne yalan söyleyeyim.
Sen ağır mağır ama maşallah geliyorsun da yani. Sabaha kadar ağır ol, adam titan. Boy 10 metre. Bir şekilde bana yetişiyor adam yine. Ha gayret. Sen de şöyle bir şey görüyor muyum? Level 1500 vahşi orman titanı. Görüyorum tabii, görmez olaydım. Çok da moral vermedi bu bana. Hay arkadaş ya. Şarjörü doldurulacak vakti buldun tam. Ne yaptın sen? Pardon. Kendini korumayı alıp şu zararlı süne zararlarından atıyor. Kendini korumayı almışken madem biz de boş durmayalım. Zaten korumadan çıkmış bu arada. Senin omzuna doğru şöyle bir alev versem kızmazsın değil mi? Yo, gayet güzel oldu. Gayet de hoş oldu. Hiç kızmadı. Bunu anlayışla karşıladı. O zaman bir tane de şöyle dur. Çirkinleşme. Çirkinleşme şimdi. Tam her şey gayet güzel giderken sen ne yapıyorsun ya? Hayvan birden konmaya karar verdi ya, ne kadar güzel. Aman ne güzel diyoruz biz buna. Alevim yalnız güzel benim. Nefesim kuvvetli ha. Nefesim gerçekten kuvvetli. Bir nefeste birden fazla... Dur kızma. Kardeşlerim artık bir aksiyonun zamanı gelmedi mi ya? Bir aksiyonun zamanı artık gelmedi mi ya? Oo! Bir kol gitti. Çok kızdı bunu yapınca. Aman diyeyim, ne yapıyorsun öyle? Sakın. Elinden lazer atma bana. Elinden bana lazer atma, ürkerim. Zıpla, zıpla, zıpla. Kristali vuramıyorum. Kristali vurduğumda hasar çıkmayıp şöyle kristal parlıyor. Kristali vurduğumda hasar çıkmıyor olması lazım. Şöyle şekil A. Şuradan birazcık koşarak uzaklaşsam. Belki Titan hızlı hareket ediyordur şu anda. Geriliyorum o yüzden. Uç. Uç bakalım uçabildiğin kadar özgürce. Titan orada bir şeyler yapıyor. Kolu tekrar çıkmış, güzel. Ama önemli olan kolunun çıkması değil, kolundaki corruption gitmiş. Zehirlenme düzelmiş koldaki. Güzel. Bizim amacımız da bu zaten. Bir daha o zehirlenmeyi verelim. Ne oldu? Hayvan beni aşağı attı. Bünyesi beni kabul etmedi hayvanın. O zaman şuradan iki tane de mermi sıkalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corruption'a yavrum, kola değil. Titana değil, Corruption'a. Çok dibime geldin ya. Çok dibime geldin. Bu olmaz. Geriliyorum böyle olduğu zaman. İşte bir kol daha koptu. Kardeşlerim son bir yer kaldı, çene altı. Normalde şu ana kadar sıfır hata ile oynadık. Burada bizi yere yapıştırdığı zaman büyük ihtimalle one shot yiyecektik. Tek bir atakla bizi halledecekti. Çenedeki kristal çok zorluyor be. Çenedeki kristal gerçekten zorluyor. Kafanı sallamazsan çok memnun olurum. Sinsi sinsi de yaklaşıyor bize.
sinsi sinsi yaklaşıyor. Şöyle bir kenar yaparsak biraz daha. Dur yavrum dur. Heyecan yapma. Oo, Eller 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 isimli Türk sanat müziği parçasına doğru gidiyoruz. Sen beni gördün bir yere in. Beni gördün yere in tipsiz. Beni gördün bari yere in. 2 kuruş saygı göster ya. Yok saygı da göstermedi. Aa, kristal ne orada? Ne oldu? Ne yapıyorsun abi sen? Kafanı yere koydun. Çeneden vurdum diye küstü ya. Vallahi küstü çeneden vurdum diye. Dur şimdi dur. Ah Viper neyi dönemiyorsun var ya. Senin hayatın da gerçekten çile yani. En ufak bir yolculuk yapmak için. Böyle bütün dünyanın etrafında bir daire çizmesi gerekiyor hayvanın bir dönüş yapabilmek için. Senin o çenene doğru ben bir alev atayım da sen bir gör. Hadi be, olmadı. Olmadı. Şuraları yakarım o zaman. Vay arkadaş ya, yol ortasında bıraktın beni. Dur, el uzatma. El uzatma. El uzatma abi. El uzatma. El uzatmak yok. Eli uzatırsan tekliyorsun. Eli uzatırsan tekliyorsun. O hiç hoş olmuyor. Ne yaptın ki sen orada? Bir şeyler yapıyor oradan valla. Elleri yere dayıyor. Bir ibadet gibi bir şey yapıyor orada mesela. Güzelim benim. Ağaçları da yürüyerek yıkıyor be. Heybetine kurban senin de. Sen bana tamamen çamurlaşmaya başladın ama. Şeyi kapatıyorsun yani. Yemek su, yemek su. Yaşlandım seninle savaşırken be. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Bütün her şey öldü. Bütün dünya yıkıldı çünkü Titan'ı evcilleştirdik. Kardeşlerim Titan artık bizim. 2250. seviye oldu Titan bizim olunca. Buraya gel kaçma. Ben neredeyim? Neredeyim ya ben? Ben neredeyim? Titan'ın önünde miyim? Kafasının yanında mıyım Titan'ın? Anlamadım ki. Omzunda bir yerdeyim galiba ya ben Titan'ın. Şöyle bakayım kendime. Vallahi omzundayım. Omzumdan doğru dünyayı seyrediyorum. Evet bu Titan'ı alıp da Base'e dönmek yalnız galiba dünyanın en büyük eziyeti olabilir. Gerçekten bu çok ayıp. Ağzına yumruk vuruyor musun? Vuruyorsun vallahi. Ha, o özelliği kullanabiliyorum. Ne kadar güzel. Alfa orman tutanı neye ne yaptı da öldürdü anlamadım ben ya. Bir canlı buldu orada vallahi. Ben bir hamle yapmak istedim. O da benim istediğim hamleyi yapacak bir canlı buldu orada. Helal olsun. Space'e basınca ne yapıyor bu? Vallahi seninki de çekilecek kahır değil ha. Yavaşlıktan ölüyorsun. Hareket edemiyorsun. C tuşu ne yapıyor? Ellerini toprağa soktu. Bir bildiği vardır herhalde düşmanlarına yaptığı burada. Evet Titan müziği bitmedi abi. Evet kardeşlerim. Forest Titan böyle bir şey görmüş olduk.
Ben bir şekilde tek engramları açacağım. Bir dahaki oyunumuzda robotumuzu yapıp robotumuzla birlikte Frost Titan'a gideceğiz. Bu Titan kombatlarını aradan çıkartalım istiyorum ben. Robotumuzla birlikte Frost Titan'a da gidelim. Frost Titan'ı da hallettikten sonra artık bize bir rahatlama gelir diye düşünüyorum. Bir rahatlama, bir huzur gelir. Ondan sonra normal oyunumuza, normal yolculuklarımıza devam etmeye başlarız. Ama güzel bir savaştı yani, doğruya doğru. Titan Savaşı güzel, zevkli bir savaştı. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.